yurttaşlar gerekse oturumlardaki çok saygın isim dünyanın yoğun gündeminde 7. Uluslararası Karayesi ile ilgili konulardaki çalışmalara özel bir önem. Dünya siyasetinin yeniden şekillendiği şu günlerde Türkiye ve Rusya gibi toprakları hem Asya'da hem de Avrupa'da bulunan ve bölgede iki etkin güç olan iki ülkenin yakın temas ve işbirliği içinde olmasının hayati önem taşıdığı bir süreci yaşıyoruz. İki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesinin gerek bölgeye gerekse dünyaya pozitif bir etki yapacağı kaçınılmazdır. Bu bağlamda Yaz Üniversitesi olarak yalnız uluslararası ilişkilerle sınırlı kalmayıp enerji, ihracat, coğrafya, edebiyat, turizm gibi birçok alanda konuların ele alınacağı 7. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu'nun ana temasının Türkiye-Rusya ilişkileri olması gerektiğini belirledik. Yansıda görülen Türkiye'nin Rusya'ya verdiği önemin bir yansıması olarak Anadolu Ajansı Moskova ofisinde uzun zamandır hem Türk hem de Rus haberciler istihdam etmiştir. 2012 yılında Rusça haber servisini başlatmış ve Rusça gündemini Rusya'dan birebir takip ederek gerek dünyaya gerek Türkiye'ye bu gündemi aktarmakta ve Türkiye gündeminde Rusya'ya aktarmayı hedeflemektedir. Özellikle Kazan, St. Petersburg ve Rostov gibi önemli şehirlerde haberci aile haber görüntü ve fotoğraf temini sağlamaktayız. Rusya'nın özellikle enerji alanındaki küresel rolü göz önünde tutulduğunda Moskova'da enerji haberleriyle ilgili enerji muhabirlerimizi bulunduruyoruz. Değerli katılımcılar, Anadolu Ajansı olarak uçak krizi süresince objektif ve dengeli tutarak haberlerimizi, ülkemizin bakış açısını sağlıklı yansıtma önceliği gösterdik. Kriz boyunca dikkatimizi bir şey çekti. O da Anadolu Ajansı'nın muadil kuruluşu olan Rus Haber Ajansı, resmi Rus Haber Ajansı TAS'ın da kriz süresince dengeli bir haber tercih ettiğini fark ettik. İki ülke arasındaki buzların kamuoyu nezdinde erimesinde bu iki ajansın tutumunun önemli bir rol oynadığını tespit ettik. Süreç ortasında iki ajans yönetimi arasında üst düzeyde gerçekleştirilen görüşmelerde krizin medyada yumuşatılması üzerine bir mutabakat sağlandı. Türkiye-Rusya ilişkilerinin gerildiği dönemde Anadolu Ajansı olarak siyaset, diplomasi ve askeri gelişmelerden ziyade sosyal ve kültürel alanda haberlere ağırlık verdik. Her iki ülke arasındaki halkın sağduyulu mesajları öne çıkararak ilişkilerin yeniden kriz öncesi duruma gelmesine katkıda bulunmayı hedefledik. Her iki ülkede provokatif yayınları tercih eden medya kuruluşları bu iki büyük ajansın iki ülkedeki haberlerin etkisini kıramadı. Türkiye-Rusya ilişkileri normale dönme elimindeyken malum Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a düzenlenen suikast aslında bu ilişkinin yumuşamasını sabote etmeye dönük bir çabaydı. Foto muhabirimiz o esnada salonda bulunmasına ve fotoğrafları çekmiş olmasına rağmen hem Sayın Müteveffa Büyükelçinin ailesini hem de Rus kamuoyunu incitecek fotoğrafları Dünya Servisi'ne, Dünya Haberleri Ajansları servisinde bulunmadık. Bu kriz aynı zamanda bizlere bir kez daha böyle durumlarda medyanın rolünü, doğru, dengeli ve güvenilir bir haber akışının önemini ve belki de en önemlisi sağduyulu kriz haberciliğine duyulan ihtiyacı gösterdi. Değerli katılımcılar, Anadolu Ajansı kriz öncesindeki dönemde olduğu gibi kriz sonrasında da Türkiye ile Rusya arasında devam eden çok büyük çaplı yatırımlar, ticari ve askeri ilişkiler ve enerji alanındaki anlaşmaları haberleriyle iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Bunlar arasında Türk Akım Projesi, Akkuyu Nükleer Santrali, S-400 savunma sistemleri, tarım ürünlerinin ihracat ithalatı, ayrıca Türk müteahhitlik firmalarının Rusya'daki yatırımları sayılabilir. Anadolu Ajansı olarak bu konuları çok yakından takip edip haberleştirdiğimiz gibi bundan sonra da iki ülke arasındaki ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacak haberleri hazırlamaya devam edeceğiz. Çıkarmamız gereken bir olay olduğu için bunu gündeme getirdim. Tabii Sayın Dokap Başkanım ayrıntılı bir şekilde anlattı Türkiye-Rusya ilişkilerine. Gerçekten aynı coğrafyadayız. Biz de üç büyük, yani sınırlar olarak söylüyorum, Rusya, Türkiye ve İran çok köklü medeniyetleriz. Onun için hepimizin birbirine ihtiyacı var. Ara dönemlerde, ara ara bazı zamanlar sıkıntılarımız olsa da coğrafyamız ve kaderimiz bizi burada birlikte olmaya zorluyor. Onun için birlikte olmanın da
hepimiz açısından da faydalı olacağına inanıyoruz. Var diyorum. Şimdi Ukrayna jeopolitiğine baktığımızda Karadeniz'i ve Azak Denizi... Türk-Rus ilişkilerinde belirli kazanımları ortaya çıkardığını gözlemekteyiz. Günümüzde Türk-Rus ilişkilerinin çok farklı bir yapıya kavuşmuş ve Rusya Türkiye için en önemli dış ticaret ortaklarından birisi olmuştur. Her iki ülkede iç politika dengelerine egemen olan söylemlerin dönem dönem farklı sapmalarda bulunması, karşılıklı bazı sorunların yaşanması neden olsa da bunların ötesine güçlenen ekonomik ilişkiler bu süreçte dengeleyici bir unsur olarak karşıma çıkmaktadır. İşte daha dün 50 bin ton domates bağlantısının 1 Aralık'tan itibaren başlamış olacağı gibi. Hocam. Yine Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi adına Sayın Rektör Hocamız. Kırım ve Doğu Ukrayna'daki Rus azınlığı, Rusya...